KTB'ye hoş geldiniz. Efendim bugün KTB'de İskandinav Edebiyatı'na doğru böyle bir yolculuğa çıkacağız. Çok özel bir kitap elimde konuşacağız üzerine. Turide Teyge'nin Büyük Anne Yağmur'da Dans Etti adlı romanının çevirmeni Ayşe Erbulak. Bizlerle birlikte hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Erbulak deyince, Erbulak soyadı <laughs> evet. ülkemiz sanatı için önemli bir... Ee, ne mutlu soyadı bana. Evet. ve pek çok seyircimiz daha sonra merak edecektir konuştukça. Onlar, merak etmeden ben sorayım hocam. Aileye biraz değineceğiz. Tamam. Sizin zaten tiyatroya dair yaptığınız çok güzel işler var. Onun yanında medyadasınız, onun yanında işletmecisiniz, eğitimdesiniz aynı zamanda eğitir, eğitim sektöründe. Ee, Hocam bu kadar işe nasıl yetişiyorsunuz? Bir. ikincisi bu sanat aile ve sanat ilişkisine de biraz temas ederim isterseniz. Tabii. Söz sizin hocam buyurun. Tamam. Ee, tabii ben e, Dorman Tiyatrosu'nun ilk doğan bebeğiyim. Haldun Dorman Tiyatrosu'nun bugün yerinde e, 1881 Ses Tiyatrosu var. E, ben küçükken... E, Zannediyordum ki herkesin ailesi tiyatrocu. Halbuki öyle değilmiş. Ama çok güzel insanların içinde büyüdüm. Nisa Serezli, İzzet Günay, Ayfer Feray. Hepsi nur içinde yatsın. İzzet Günay Allah uzun ömür versin. Haldun Dormene öyle. Babam 32 1988'de 1 Mayıs'ta kaybettik. Yani yakında Altaner Bulak Altan 35 yıl olacak. elimden elimizden geldiğince onu anısını veya adını yaşatmaya çalışıyoruz. Ben de kız kardeşim Sevinçer Bulak'ta onu da tanır ee, seyircilerimiz evet, Sevinç onu da Hanım baba eve diye canım kardeşim benim. E, ve e, ben de, bizden sonraki nesilde benim oğlum şimdi ekranlarda. işte e, Hırsız Polis, Kavak Yerleri e, gibi dizilerde şu anda da 9 Oğuz'da oynuyor. Siz Dağhan baba Küle mesleğinizi geç. devam ettirdiniz, torun dede mesleğini devam yani, ettirdiniz. Yani ama ben çok tiyatro, ben tiyatro yaptım, hı hı. tiyatroda oynadım. Ee, ama en güzel, yani İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oynadım, Ali Poyrazalı Tiyatrosu'nda oynadım. Sonra uzun yıllar oturduğum Norveç'te iki ayrı tiyatroda oynadım. Skatval Tiyatrosu ve Stjordal Tiyatrosu. Ee, dönünce Emre Kınay'da tiyatroda oynadım. Ee, daha sonra Hakan Altıner Tiyatro Kedi'de oynadım. Fakat tam o sırada işte Covid oldu filan, Covid oldum vesaire. Bu senede bir takım teklifler geldi ama bu sene tiyatroda oynamamayı tercih ettim. Ee, biraz işletme biliyorsunuz okulumuz var Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi diye ee, pandemide çok büyük zarar görenlerden biriyiz. Keza şimdi ülkemizin yaşadığı felakette de ticari olarak çok büyük e, zarar gördük. Ama hani e, yapacak bir şey yok. Çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. E, elimizden geleni de yapıyoruz. Ama bu sene tiyatroda oynamıyorum. Daha çok edebi e, Kendimin edebi tarafıyla yoğunlaştım. Bu sene böyle oldu. Ama ben yani devam edeceğinizi hissediyorum i̇nşallah, sizden. İnşallah. İnşallah. Kısmetse olur. İnşallah. Norveç dedik ya. <laughs> evet. İsterseniz oradan biraz tamam. e, devam edelim. Şimdi nereden çıktı Norveç ve Norveççe evet. ve Türkçe'ye e, Norveç'ten çeviri yapan kaç kişi var? 9-10 kişi olması lazım. Yani çok fazla yok. Yok. Hayır bilmiyorum ben de yani. E sizin macera nasıl başladı? Ee, e? Ben bundan 14-15 sene önce bir sebeple Norveç'e göçtüm ve bunun sonra hikayesini yazdım. Gönüllü sürgün diye. Son kitabım o benim. Biraz kurgu yaptım. Biraz kendi başıma gelenlerden anlattım. Ama ben Norveç'te otururken çeviri yapmadım. Yani aklıma gelmedi çevirmenlik yapmak. Hı hı. Ama Norveç'te kitap yazmaya başladım. Daha sonra Türkiye'ye döndükten sonra Norveççe, Türkçe çevirmene ihtiyaç olduğunu algıladık. Algıladım. Ve teklif geldi. Aa Norveççeden çevirebilir misin diye. Hayır çeviremem bilmiyorum. Çeviremem öyle bir şey yapamam dedim bir çocuk kitabı geldi. Gerçi basılmadı ama bir bunu dener misin dediler. Denedim. Kalem Ajans. Hmm. E, kalem Ajansı e, birçok edebiyat dünyası bir edebiyat dünyasında yaşayanlar bilir. E, yurt dışına Türk yazarları satarlar. Yurt dışındaki yazarları da kitapları da Türkiye'ye yayıncılara satarlar. Keza e, Büyük Anne Yağmur'da dans etti de o alışverişte alındı diyebiliyorum. Ee, ve Norveççe çeviri karşılaştım. Şimdi bu bilmiyorum çevirmenlik sorusu gelecek mi hani ben gelmez, soru gelmeden hocam, cevap vermem. Gelmez, mi? gelecek ama. Soru gelmeden cevap vermeyeyim. istediğiniz <laughs> hocam istediğiniz <laughs> konu istediğiniz zaman değinin. Tamam. Ee, tabii çevirmenlik çok acayip bir şey. Başkası yazıyor, sen onu evet. kendi diline aktarıyorsun. Ee, zor mu zor yani insanın gri hücreleri ölüyor. Onu çünkü Norveç Norveç'ler çok ilginç. Norveç edebiyatı zaten çok popüler bu ara. İki edebiyat çok popüler. Biri Japon edebiyatı, öbürü e, Nor Kuzey edebiyatı diyelim. Yani İsveç, İsveç Norveç. ve Danimarka edebiyatı da gayet güzel ki ilk biz onları suç polisiye ile tanıdık. Sonra e, diğer e, çok güzel e, kitaplarda. Ya bu arada hocam başka bir alanda sinemada da mesela e, biz yeni yeni keşfediyoruz. Evet. Evet. Mutlaka işte e, şey evet. gibi Bergman gibi falan isimler Doğru, var tabii, ama tabii. yani o klasik ve kült sinemayı bir kenara bırakıyorum. Son dönem sinemasını da yani keşfettikçe hayret ediyoruz. Evet. Enteresan. Sade, düz. Evet. Yani aslında dünyaya bir Norveç veya Norveç demeyeyim, Nordik, hmm. İskandinav bir dekorasyonda da hakim olmaya başladılar. Edebiyatta hakim olmaya baş... küçük ülkeler bunlar. Yani bunlar nüfusları 4-5 milyonu olan ülkeler fakat güzel okuyorlar, akıllılar, güzel güzel eğitim alıyorlar ve dünyayı güzel takip ediyorlar. Yani İskandinav tarzı diye bir dekorasyon var yani. Her şey basit, sade. sade. Ee, ve düz olacak diye. Ama e, Norveç edebiyatı bayağı dünyanın şu anda avucunun içine alıyor. Yani dünyada çok satıyorlar. Bizde de satıyorlar ama dünyada da çok satıyorlar. Yani sizin şöyle e, diğer Türkiye'de yaşayıp, Türkiye'de işte e, diyelim ki Rusça öğrenmiş bir kişinin yaptığı çeviriden çok daha özel bir çeviri... Ee, imkanınız var. Çünkü hep çeviriyle ilgili konuşuruz mütercim arkadaşlarla. O kültürü bilmek. Bravo. Yani coğrafyayı bilmek, havasını solumak, yemeğini yemek, insanlarını tanımak. Evet. Ne bileyim işte o kültüre dair ne varsa eee evet. duyumsamak çeviriyi direkt olarak etkileyen bir şey değil mi? Çok etkiliyor. Evet. At, anlatamazsınız öbür türlü. Yani bu tarz az bilinen yani şu mesela bir İngilizceden çevirdiği vakit, hani İngiltere'yi filmlerden falan görüyorsun aşağı yukarı. Hmm. Hani İngiltere'yi, Amerika'yı, Fransa'yı, İspanya'yı, Meksika'yı. Bunları hani aşağı yukarı filmlerle daha yakınız. Halbuki Kuzey edebiyatı hani orada yaşamayan birinin kolay kolay Çevirmesi çevirmede sıkıntı çekeceğini düşünüyorum açıkçası. Çok ya. doğru. Orada o yaşamı sürdürebilmek hani ise bir yaşamış olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Ya aslında bu iyi çevirinin de bana sorarsanız e, gerekliliklerinden biri. Evet. E, yani ne bileyim işte bir e, Rusya edebiyatıyla ilgili bir şey yapacaksanız ne bileyim bir Rus Ortodoksluğunu e, bilmeniz. Kesin. Ne bileyim işte bir işte Yunanistanla ilgili bir edebi çalışma bir çeviri olabilir ya yani bir Rum ortodoksluğunu. Çünkü Tabii. bunlar bayağı inançlarını da kendi yaşamlarına yansıtan işte kendi kültürlerinde buram buram Dinlerini. Evet evet. Ya yani mesela şöyle bir şey var. Bütün bütün Nordik kitaplarında hani günümüzde geçiyorsa veya hatta biraz daha 2. Dünya Savaşı zamanı geçiyorsa konfirmasyon diye bir şey var. Şimdi konfirmasyon hani Google'a sorarsan Google Translate'e saçma sapan bir şey çıkıyor. Konfirmasyon şu bebekleri işte bebekken vaftiz ediyorlar. Hı hı. Bebek kendi kendine dinini seçmiyor, aile seçtiriyor. Fakat 16 yaşında veya 15 yaşında yeniden bir yıl okula giderken din eğitimi alıyorlar ve konfirme oluyor çocuk. Kendi bile isteye. Hı. Din, yani dini kabul ediyor ve bunu kabul etmekle yetmiyor. Bütün sınıfça işte bir törenleri var kilisede oluyor. O tören bittikten sonra bütün gençlerin en sevdiği kısım geliyor. Bir yemek veriliyor her ailenin kendi ekonomik durumuna göre ve o yemekte o çocuklar hediye alıyor. Yani hep çocukların şeyi var. Konfirmasyonda annem ne alacak? Konfirmasyonda babam ne alacak? Bunlar pahalı telefon oluyor, laptop oluyor, çok büyük para oluyor. Yani 50 bin lira falan civarı bir para alıyor çocuklar ve konfirmasyon hediyesi denen bir bir olgu var. Şimdi bunu çevirmen okura çok iyi anlatması gerekiyor. Son çevirdiğim kitapta vardı da orada hani anlatırken hani anlatmak gere şeyde de vardı. Büyük Anne Yağmur'da dans etti de de vardı. Yani konfirmasyon orada yaşamayan biri ne, konfirmasyon ne diye bakar yani. Baktı çok da anlayabileceğini zannetmiyorum bunu. Yani öyle... Çok güzel bir örnekti bu. Ben bunu hocam müsaadenizle kullanayım. Lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen. Yani ne bir kadar örnek daha sözlük var. Sözlük bilgisiyle bu yansıtılabilir e, çevirdiğiniz eser. Aynı eseri. şey e, Büyük Anne'de de var. E, büyük Anne Yağmur'da dans etti. Hitta diye bir şey var. Hitta dağ kulübesi demek. Fakat Dağ kulübesi bizim yazlıklar gibi bunların da dağlıkları var. Hmm. Yani öyle anlatayım. Aslında burada elektrik yok, su yok, işte dışarıda tuvalet var filan. Çamaşır makinesi yok filan. Gerçi yeni yeni şey olmaya başladı. Koymaya başladılar. Daha konforlu hale getirdiler. Ama dağ evi var. Şimdi sen dağ evini Hitta ama dağ evi diye de geçmiyor. Hitta diye geçiyor. Şimdi Hitta'yı o kadar güzel anlatmamız gerekiyor ki. Okur ama daha dağda da evleri varmış hani bizim için çünkü dağda ev çok güzel bir şey değil hani bizim için Bodrum'da yazlık önemli yani <laughs> e, dağdaki ev kulü, kulübe daha doğrusu hitte karşılığı kulübe bunları hani bu örnekleri anlatmak açısından hani orada oradaki yaşamı biraz bilmek gerekiyor bilmek gerekiyor e, Trude TEG şimdi e, bir defa hep şu sorulur işte yazarlara klasik sorular, bir de işte bir tercimlere klasik sorular. Bunlardan biri, neden bu yazar ve neden bu eseri denir? Ben de hemen böyle bir giriş yapayım. Ee, yani tahmin ediyorum, zengin bir edebiyatı var ee, Norveç'in ya da işte İskandinav edebiyatı diyelim. Neden bu yazar ve neden bu eser? Yazarı ben seçmedim. Ben seçimde... Yaşayan yazarı tercih ediyorum. Yaşıyor olanını. Hı. Neden? Sıkıştığım vakit ona soru soruyorum. Hı. Yani bağlantıya geçiyorum. Merhaba ben Ayşe. Türkiye'den arıyorum. İstanbul'dan. Ee, işte kontak adresini buluyorum. Genelde sosyal medyada buluyorum. Bulmasam bile illa alıyorum şeyini. Ve diyorum ki benim sana hani ben senin kitabını çeviriyorum. Çevirirken sorularım olabilir mi? Dolayısıyla benim ilk aradığım şey Yaşayan yazar olması. Çünkü bazen hani geçen gün hakikaten sordum yani ya bu çok saçma burası. Bu nedir dedim. Böyle böyle daha tamam dedim. Hani başka Linscober diye bir yazarım. Fakat bana kitap Ketebe'den geldi. Ketebe bu kitabı çevirir misin dedi. Genelde kitap bana gelince şöyle bir pdf'ini istiyorum ama bütününü istiyorum. Ve hızlıca okuyorum. Hı -hı. Bir kere dili benim için çok önemli. Hı -hı. Lezzetli olması lazım. Hı -hı. Ben onu sevmeliyim. Hı hı. Yani mesela futbol futbol kitabı gelse çevirmem. Hı. Polisiye olanı tercih ediyorum. Bu polisiye çevirmediğim ender kitaplardan biri polisiye olmayan. Polisiye kendim de seviyorum. Okuyorum. Hem okuyorum hem çeviriyorum. Hoşuma gidiyor. Ee, burada anlatım çok güzeldi. Üç nesile anlatıyor. Ee, Trude'nin hayatta olması beni çok... Yani bir de Trude Teyge Norveç'in çok ünlü biri haber spikeri falan acayip ünlü bir kadın. Popüler değil mi? Yani. Evet. Popüler bir kadın. Polisiye de yazıyor fakat bana polisiye olmayan kitabı düştü. Hatta e, bu kitaptan sonra Murfar e, Püstet Pohave diye e, Büyük Baba Okyanus'ta Nefes Aldı diye bir kitabı çıktı. İnşallah kitabı onu alır. Çeviririm ben de. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah. E, yaşayan olması önemli. Dilinin lezzeti önemli. Bir de Ninoş diye yeni Norveççe diye bir şey var. Hani bizim yeni Türkçe gibi hani long play değil de uzun uzun çalar gibi. Yeni Norveççe olduğumu çevirmiyorum. Hani o beni aşıyor. Hmm. Çevirmek istemiyorum onu. Ama öncelikle benim para verip alacağım bir kitap olmalı. Çevirmede ilk esasım yaşayan yazar. İkinci esas ben çünkü Norveç'e gidip geldikçe çok kitap alan biriyim. Ya ben bu kitabı alıp okur muyum diye bakıyorum. Bakıyorum alıp okurum. Tamam o zaman diyorum şartlarım böyle kabul ediyorsanız şu tarihte teslim ederim deyip şu kadar da emeğimin karşılığını rica ederim deyip bir anlaşmaya varıyoruz. Bu arada Norveç'te ya. burs aman daha doğrusu teşvik diyelim ona. Norla fonu var. Evet, evet. fon olarak evet. E, bir teşvik veriyor. Evet. Aslında bu gelişmiş pek çok ülkenin bir politikası. Doğru kendi edebiyatının, sinemasının evet. ve daha Hı -hı. pek çok işte kültürel e, alanda Doğru. verilmiş eserlerin işte yurt dışına ulaştırılabilmesi için böyle fonlar var. Değil evet. mi? Tamam. Ve e, siz Norveççeden bir çeviri yapacağınız zaman bu fonlardan istifade edebiliyorsunuz. Evet, ben istifade etmiyorum. Yani, yayın evi istifade yayın evi ediyor. Evi istifade e, bu fonda şöyle oluyor normalde. Fon, Ödemeyi yayın evine kitap basıldıktan ve fona gönderildikten sonra Norveç'e... Ha evet bu basılmış diyor. Bandrol numarasına bakıyor. Bandrol kağıdını alıyor. Ondan sonra hemen ödemesini yapıyor. Ödeme gelen yayın evi de biz çevirmenlere veriyor. Bu çok kıymetli bir şey değil mi hocam? Çok. Ne kadar kıymetli çok. bir şey. Ve bunun bence bir devlet politikası olarak çok katılıyorum. Ee, hem çok e, bu fonun çok kuvvetli hale gelmesi, hem de çok yaygın hale gelmesi evet. gerekir değil Çok mi? Çok, çok güzel. Küçücük Çünkü 5 milyonluk Norveç bunu yapıyor yani. Evet. Biz evet. diyoruz ki bizde herhangi bir yazar işte başka dillere çevrildiğinde bize mutluluk veren bir şey oluyor. Ya ben gurur duyuyorum evet. bir Türk yazarı başka bir dilde hangi dilde yani Macarca'da, Polonyaca, Japonca, Çince Nece olursa olsun gördüğüm vakit ben Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı'yı ilk Norveç'te 1999'da gördüğümde yani baya böyle dizlerimin üstüne çöküp ağlamıştım. Yani bunu abartmadan söylüyorum yani Orhan Pamuk Benim Adım Kırmızı'n diye yap... yani inanılmaz bir şeydi evet. onu İngilizce, Norveççe'de görmek. Ben işte Nuri Bilge Ceylan filmini Japonca altyazı gördüm mesela e inanılmaz duygulandım. Tabii ki. Ve işte yurt dışına çıktığınızda ya da yurt dışından gelen biriyle e, tanıştığınızda size sizden bir yazar yönetmen ya da işte bir entelektüel söylediğinde o kadar işte bunun hocam e, işte bu fonlarla bir şekilde desteklenmesi Tabii. gerekiyor değil mi? Tabii. Yani kendi haline bırakılmaması. Hayır lazım. hayır yok evet. onu mutlaka e, mutlaka fonla desteklenmesi lazım. E, mesela şimdi Norla fonu çok ilginç bir şey yapıyor Haziran ayında. Bütün dünyadan toplam 39 çevirmene çevirmen semineri yapıyor. Bütün bilet paralarımızı ödedi, bilet ücretlerimizi ödedi. Oradaki yat, yatacak, yiyecek hani e, ekstraların hariç her şeyi ödüyor. İki gün seni hatta benim dönüşüm Bodrum'du. Yani ben İstanbul'a gideceğim oradan Bodrum'a aktaracağım dedim. Hayır Bodrum'u da ödeyeceğiz dediler. Yani benim İstanbul-Bodrum bayrama denk geliyor. Hatta böyle gece yarısı bir münasebetsiz bir saat. Ee, onu dahi hemen bize biletinin şeyini yolla, mailini yolla dediler. Ve hemen benim hesabıma e, biletin ücretini ödediler. Bence bu yani düşünün ben e, benim için ha, ödemeseler gitmez miydim? mesela de cebimden öder giderdim benim için çok kıymetli dünyada Norveççe konuşan 40 kişiyle başka dillere sahip ama Norveççe bilen 40 kişiyle bir araya geleceğim Bence tadına doyulmaz iki gün geçireceğimi çok, düşünüyorum gerçekten çok güzel Evet bu bazı ülkeler devlet nişanı bile veriyor öyleymiş Evet, evet. yani kendi dilinden eserleri evet. işte diyelim ki Türkçeye çeviren kişiyi Onurlandırıyor, taltif evet. ediyor falan. Evet. Ya mutluluk verici bir şey. Evet. Peki kıymetli hocam. E, dediniz ya az önce. Evet. Ben e, kitapçıya girseydim evet. bu kitabı alır mıydım? Alırdım. Alırdım. Niye alırdınız? Aldığınıza ne bulurdunuz? Ee, İkinci Dünya Savaşı hikayeleriyle çok ilgiliyim mesela. E, bu e, üç nesil kadın, üç nesil yani büyük anne, anne ve torunun hikayesi. Ama bütün hikaye aslında ortadaki annenin, büyük annenin hikayesi en başta. İkinci Dünya Savaşı bağlantısı var. Ve gerçekten çok lezzetli anlatmış. Ben, e, Ketebe bana 10 e, tane ya da 20 tane çevirmen hakkı yolladı. Ben de onu kendi ailemdeki kişilere armağan ettim. Bu kitabı ben çevirdim diye. Yani kız kardeşim bayağı ağlamış okurken. Yani gözünden yaşlar akmış. Çok e, hem hazin, hem güzel bir hikaye. Çok da güzel yazmış. Evet ben bu kitabı Norveç'e gittiğimde de Norveççesini alırdım. Ama Türkiye Türkiye'de de kitapçı rafında görsem veya bir internet web sitesinde görsem onu da alırdım. Bendeki etkisini söyleyeyim mi? Lütfen. Ben e, hani bu senaryo arayışındalar ya. Şimdi evet. işte Kuzey Kore'den efendim yani, senaryolar falan yani. böyle e, evet. getiriliyor, ithal ediliyor falan. Harika bir çok senaryo oldu. Çok, çok. Yani bunu isterseniz çok güzel. istediğiniz Gerçekten yere de uyarlayabilirsiniz. Çok güzel. Evet, evet. Yani bu had buradan yapımcılara yönetmenlere de biz evet, bu mesajı da verelim. vermiş olalım. Doğru. Hiç uzakta Doğru. aramayın efendim. Doğru. Gayet evrensel bir hikaye. Çok evrensel. Çok değerlendirilebilir. Güzel. Evet, çok güzel. Evet. Peki e, şu an nelerle? uğraşıyorsunuz? Şu an iki gün önce bu benim en yani bu benim yedinci çeviri kitabımdı. Sekizinci Bir Sürüngen'in Anıları diye bir polisiye kitaptı. Galiba Netflix'te çekecekler onu. Yani Norveç'in bir anlaşması var. Şu anda dokuzuncu kitabımı yayın evine teslim ettim. Ergenler diye bilmiyorum ne yapacaklar adını hı hı. E, gençlere diyor er, gençler ergenler gibi being young İngilizcesiymiş onu teslim ettim elimde iki tane kitabım var bir tanesi polisiye öyküler bir tanesi mahalle cinayetleri adı hı. altında e, on öyküden oluşan bir kitap olacak bir de tek kurgu kitabım var işte bunları önümüzdeki zamanda herhalde çıkarabileceğim bir aile cinayeti diye edebiyat tarafında bunlar var Erbulak oyunculuk ve yazarlık evimiz var pandemide her ne kadar mağma tabakasına vursak da dipten tekrar yukarı çıkabildik yani büyük bir mücadeleyle önce sanat etkileniyor hocam yani ya toplum, valla sanatla turizm etkileniyor, etkileniyor. Hani gerçekten ne olursa olsun önce sanat etkileniyor evet. Turizm etkileniyor. Bunlar çok kıymetli. Hani ben futbol maçı oynamasınlar demiyorum. Ona da çok ihtiyaç var. Ama hani direkt sanat etkileniyor. Evet. E, neyse Erbulak evimiz var. Onun dışında onun yanında bir Er, hani bu reklam reklam diye düşünüldüğünü düşünmüyorum. Yani küçük bir kafemiz var. E, bir alışveriş merkezinin içindeki bir e, ne kadar söyleyemem. Burda. söylersiniz hocam. Ha, söyleyebilir mı? miyim? Ya, Akasya AVM'nin içinde Meksika menşeli çocuk şehri var. Çok farklı bir şeyi var çünkü. Değil mi? Yani teması ee, çok var. Çok ilginç bir şey var. Mesela diğer çocuklar hani çocuklar oraya gidiyor, doktor oluyor, veteriner oluyor, polis oluyor, itfaiyeci oluyor, inşaat işçisi oluyor. Ne bileyim, e, gazeteci oluyor, televizyoncu oluyor, kameraman oluyor. Anchorman oluyor. Çok ilginç. Kargo şirketi var. Dondurma yapıyor. işte jelibon yapıyor. Kurabiye yapıyorlar. Pizza yapıyorlar. Her türlü mesleği deniyorlar. Çok ilginç. Çocuklar en çok itfaiyeci olmayı seviyor. itfaiyeci <laughs> diye. Ee, bizim de onun içinde hem Oranın tiyatro salonunda oyunculuk okulumuz var bir çocuk ve genç yazarlık odamız var. Bir de küçük bir Erbulak kafemiz var. Erbulak kafede ne yapıyoruz? Çay kahve Yani çok büyük bir şey yapmıyoruz. Çay kahve satıyoruz. Hı hı. Ve sahaf dükkanımız var onun içinde. O yüzden bu ortamı çok sevdim. Ben çünkü gerçekten kitap okumayı da çevirdiğim ve yazdığım kadar çok severim. Bunlarla uğraşıyorum. Biraz işlerimi böyle biraz kendime de vakit ayırıyorum. İşte belirli günler daha az çalışmaya bakıyorum. Haftada üç gün, üç buçuk gün çalışıp... ...üç, üç buçuk gün e, dinlenmeye çalışıyorum. Sağlığıma dikkat ediyorum. Ne yapıyorum? Her gün yürüyorum. Sağlığımız yerinde olsun. Hani e, Allah sağlık versin. Hayırlısıyla diyen insanlardanımdır. Böyle. Ne mutlu. İnşallah hocam. <laughs> İnşallah. Ee, bizim son evet. ve gerçekten benim çok önemsediğim, klasikleşmiş bir sorumuz var. Artık Buyurun. seyircilerimiz de merakla bekliyor. Mesela evet. Ayşe Erbulak bize e, seyretmelik, dinlemelik ve okumalık bir şeyler tavsiye etse. Olur. Mesela tamam. neler duyarız? Ee, çok yıllar önce okuduğum bir kitap var. Herkese onu tavsiye ederim. O tek üç ayrı kitaptı. Sonra Yapı Kredi yayınları onu bir araya getirdi. Ee, Sa bir savaşın vahşeti bu kadar sade anlatılabilir ee, Agato Christoff yazarı hı hı. E, adı Büyük Defter o Büyük Defter kanıt ve üçüncü yalan diye üçleme yaptılar benim yani beni çok etkilemiş kitaptır hayatımın her döneminde okurum hı hı. çok e, okurlara tavsiye ederim e, onun dışında bu ara çok Japon edebiyatı okuyorum çok beğeniyorum en son Nagasaki'nin çanları diye bir kitap okuyorum. Hatta çantam her zaman kitap olur. Yine bir ikinci Dünya Savaşı hikayesi kadar. Atom bombası atılıyor ve anlamıyorlar atom bombası olduğunu. Sıradan bir bomba zannediyorlar ve onun o anlık şeyleri çok çok güzel anla. Yani o vahşet güzel anlatılmış. Hı hı. Ee, müzik, müzik her türlü müzik dinliyorum. Türk müziği veya Türk pop müziği. Ee, Murat Evgin'i çok beğeniyorum, Erol Evgin'in oldu? Zaten konserlere giderim genelde. Hmm. Konser, Hani sanat etkinliklerinde olan biriyim. Çok Tiyatro da mütevazı da... bir insan hocam. Dünya güzeli bir dünya insan güzel. Ya. Gerçekten, ha. Murat Evgin'i gerçekten çok seviyorum. Kendisine evet, selam, sevgi. Evet, ben de Muratçım gerçekten hmm. dünya tatlısı. Ee, Ali Poyrazoğlu'nun Şıngır Şıngır Beyoğlu'su var. Hem ağladım hem güldüm. Ee, gerçekten hem Ali Poyrazoğlu 80 yaşına yaklaşmış, sahnede böyle dev duruyor, onu seyretmenin, onu dinlemenin böyle ağzın açık dinliyorsun yani. Anlattığı, belki anlattığı şeyi biliyorsun, bir daha dinliyorsun, ee, çok takdire şayan bir şey yani. 80 yaşında bir 80 yaşına yaklaşmış 80 demeyeyim kızar şimdi. Ee, yani 80 yaşına yaklaşmış bir adamın tek başına 3 saat sahnede seyirciyi bir an bile kendinden kopartmadan o kadar insanı büyülenmiş gibi seyrettirtmesi bence büyük başarı yani. Bunları oyuncu olmak isteyen ve oyuncu olmuş genç arkadaşlarımızın bir ders gibi de seyretmesini tavsiye edersiniz kesinlikle, diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Kesinlikle yani Ali Poyrazoğlu gerçekten benim çok yani Allah uzun ömürler versin. Çok tamam. büyük hayran olduğum büyük çok sevdiğim biridir. Tabii benim Ali Poyrazoğlu ile şöyle bir bağım var. Benim babam en son onun sahnesinde oynadı ve babamı en son onun sahnesinden yolcu ettik ama yani bugün onu sahnede seviyor olmamın bununla çok bağlantısı yok yani. hani Gerçekten sahnede çok çok başarılı <laughs> ve çok güzel. Ama Şıngır Şıngır Beyoğlu da o bey anlatıyor. Şıngır şıngır da şey, e, hani insana şey gibi geliyor. Hani şıngır şıngır gibi geliyor. Hayır. Tiyatro perdelerinin şıkır 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 kapatılması, hmm. açılması ve o perdelerin kapandıktan sonra tıpkı Fasılcıya'nın tiyatroda olduğu gibi işte Minosko nur içinde hmm. yazsın. anlatır, perde eder. E, onun gibi çok güzeldi. Kitap kitap okusun bence. Yani ben mesela çok şey toplu taşıma kullanan biriyim. Aşırı çok çok rahat gidilip geliniyor yani Marmaray metro ve vapur aşırı kullanırım. E, zamandan tasarruf ediyorsun. O yüzden de çok kitap okurum. Yani ben şöyle söyleyeyim size 30 günde 20 kitap okurum yani. Ama sakıldım mı da bırakırım kitabı başka kitap alırım. E, o yazar hakkını kaybetti deyip Aynen diğer, öyle yadır. bir daha daha okumam. Çok güzel. E, hocam şöyle <laughs> evet. ilk defa biz de seyretmelik deyince Mesela şimdiye kadar belgesel söylendi. Evet. Efendim şimdiye kadar işte bir program söylendi, dizi söylendi. Tabii ki film söylendi. İlk defa bir tiyatro oyunu tavsiye edildi. Aa, ne ee, evet sezon bitmeden. Mutlaka e, evet, seyredin. Mutlaka, mutlaka seyredilsin mutlaka. o zaman. Mutlaka Ali Parazoğlu, Şıngır Şıngır Beyoğlu yani tek geçerim son seyrettiklerim içerisinde. Sevgili Ayşe Erbulak. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok, sağ çok zevkliydi. Buraya ya, da hayran oldum, çok beğendim bu kadar güzel kitabın arasında. Yani e, tabii kişinin bir meslektaşıyla e, bir sohbeti çok daha ayrı, çok daha keyifli oluyor çok o kesin. Ederim. Ortak tanıdıklarımız. Evet. Çok. O sahne heyecanını işte ancak sahne üstüne çıkanlar bilir. E, siz anlatırken yaşıyorsunuz, ben de sizi dinlerken e, yaşıyorum. Ne, ne güzel. mutlu. Ne... Bana Bu da, vesileyle tanıştık. Nihayet ya buluştuk. Evet, buluştuk. Bu kadar e, aktarımdan sonra çok talihsizlikler yaşadık. yaşadık. Ben rahatsızlardım erteledik. biliyorsunuz. Erteledik, erteledik. En sonunda bugün kavuştuk. Çok da güzel bir yer. Gerçekten yani şuraya hayran oldum. Yani Benim böyle bir iş yerim olmalı ya. ya. Gerçekten çok beğendim. Efendim e, 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 bilmeyen belki e, seyircilerimiz olabilir. Bizimle ilk kez karşılaşmış seyircilerim. Biz dört yılı neredeyse bulduk. Ama Maşallah. olur ya. İlk evet. kez karşılaşmış seyircimiz varsa evet. Ketebe'nin merkezindeyiz efendim. Burası evet. gerçekten hem çok sıcak çok hem güzel. çok renkli çok, e, kültürün, çok sanatın gerçekten hissedildiği sıcacık. bir yer evet. ve sizinle birlikte daha da güzel oldu çok hocam. Eksik ediyorum. olmayın. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sıhhat afiyet diliyorum. Hepimize sağlık, sıhhat, afiyet, barış diliyoruz İnşallah. Efendim Ayşe Erbulak konuğumdu ve e, büyük anne yağmurda dans etti. Ee, az önce kendisi e, kitap tavsiyesinde bulundu. Okuyalım e, dedi. E, yani şu dönemler ve hiçbir zaman e, bunun e, şeyi de geçmeyecek, zamanı geçmeyecek. O elektronik kitaplar, şunlar, bunlar, işte sesli kitaplar falan. Efendim en güzeli şöyle dokunarak, hissederek evet. okumaktır ve okumaktır her şeyden Okum. öte. Doğru. Ee, i̇nşallah size bol okumalı, bol kitaplı, güzel ve sağlıklı günler diliyorum ve yeni bir ketebede görüşünceye dek kitap kokusunun hiç dinmediği, hiç Aynı bitmediği günlerdi diyorum efendim. Hoşçakalın.